Merhaba arkadaşlar, ben Abdülkadir Sefi. Elimde bir vakumlama cihazı var. Küçücük, minnacık bir vakumlama cihazı. Bengut.com'dan geldi. Onun incelemesini yapacağız. Nelere lazım, hangi alanlarda kullanılır, hangi alanlarda mantıklı, onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle paketlemeden bahsetmek istiyorum ki ben bu paketlemeyi pek beğendiğimi söyleyemeyeceğim. İçeride iki kilitli poşete, bir de dış kargo paketine sarılı geldi ama ne bileyim. Hep kutulu ürün görmeye alışık olduğumdan sanırım değişik geldi. İçinde bir adet hava emme aleti çıkıyor. Küçücük, el kadar. Bunun yanında USB 2 şarj kablosu çıkıyor. Bir de küçük bir kilitleme aleti çıkıyor. Bunu atmayın, bununla paketlerin ağzını kapatacağız. 5 tane de kilitli paket çıkıyor. Paketin tamamı bu kadar. Bu paketlerin yanında da bir açıklama kağıdı çıkıyor. Bunlardan biri küçük, diğer dördü orta boy. Normal bir saklama poşeti gibi değil. Daha güçlü, daha böyle sağlam bir şey. Yani defalarca kullanılabilecek sağlamlıkta bir plastikten yapılmış. Evet, bir de ürünlere yakından bakalım. Üst tarafta açma kapama tuşu var. Şarj girişi ve şarj leti yanında bulunuyor. Bu alt kısımda da emme ağzı var. Bu ağız farklı yüzeylere daha rahat uyum sağlayabilmesi için silikon yapıda. Başka da bir detay yok. Paketlere bakalım, onları da gösterelim yakından. Ağzı normal buzdolabı poşeti gibi açılıp kapanabiliyor. Ama sert yani, öyle basit ucuz olanlardan değil, kesinlikle onlarla bir tutulamaz. İçine ürünleri dolduruyoruz ve bu yan taraftaki delikten havasını alıyoruz. Yani nasıl yapıyor, nasıl ediyor bilmiyorum ama buradan geri hava çıkmıyor. Yani bence olağanüstü bir teknoloji kullanmışlar burada. İncecik bir şey. Biz IKEA'dan da saklama poşetleri veyahut vakumlama poşetleri alıyoruz ama orada kocaman bir kalın çıkıntı var. Burada öyle bir şey yok. Bence olağanüstü bir şey. Burada da tarih ve notları da yazabileceğimiz bir alan daha var. Da çok faydalı olabilir. Hani bozulmaması için önlem almış olursunuz. Evet, parçaları yakından baktığımıza göre bir deneme çalıştıralım bakalım. Gayet sessiz çalışıyor. Küçücük. Havucun içini sığacak kadar. Hemen kapıyor bu arada. Evde fazlalık olmaz. Aksine fazlalıklara yer açar. Şimdi bir paket nohutu buzluk kısmına kaldıracağız ama daha uzun dayanmasını istiyoruz. Daha güvenli olmasını istiyoruz. O zaman böyle ıslak olan gıdaları, yani şu an mesela bunun içerisinde ıslaklık var. Doğrudan vakum poşetin içine koymayacağız. İçindeki sıvı aletin boğazına kaçabilir. Bunu istemeyiz. Bu yüzden ben daha farklı bir yöntem buldum. Önce bir normal buzdolabı poşetine koyuyoruz. Daha sonrasında vakumlama paketine koyacağız. Bu sayede hem daha fazla sayıda vakumlamayı kullanacağız hem de daha temiz olacak bu iş. Bu şekilde bastırarak içindeki havayı alıyorum. Önce elimle. Daha sonrasında açıyorum. Hem vakumlama poşetinin temizliğinden şüphe etmeme de gerek yok. Hem defalarca kullanabiliyorum vakumlama poşetini. Şurada bir uyarı var. Bu çizgiden yukarı götürmeyin diyor. Çünkü buradaki hava girişi engellenebilir. Yani çalışma fonksiyonlarını yitirebilir. Biz öyle yaptık zaten. Daha aşağı tarafta şu anda görüntü bu. İçine yerleştirdim. Daha sonrasında şu klipsi buradaki rayların üzerine yerleştiriyorum. 2 tur, 3 tur geçiriyorum. Git, gel. Şeklinde. Daha sonrasında üzerine koyup çalıştırıyorum. Taş gibi oldu, taş. Bu vakum esnasında hani yamulan yerlere müdahale ederek daha düzgün bir şekilde vakumlanmasını sağlayabilirsiniz.
daha düzgün raflara girer. Tamam, artık ses gelmediğine göre bitti. Düğmesine basıp durdurdum ve çekiyorum. Olağanüstü bir şekilde gerçekten, hani şuraya herhangi bir şey takmadan, herhangi bir şey yapıştırmadan kendi vakumlama işini yapıyor. Kendisini kilitliyor. Bunu nasıl yapıyor bilmiyorum. Burada sadece bir yuvarlak bir şey var. Plastik bile değil. Yine daha kalın bir naylon şeklinde bir şey ama kilitledi yani. Bir gün, iki gün önce yaptığımız şeyle bile sağlam duruyor. Bu şekilde katlayıp buzdolabında rahat bir şekilde saklayabiliriz. Başarılı çalışıyor ya. Sıkıntı yok yani. Bu alet özellikle buzdolabında uzun saklama koşulları sağlamak için de gayet faydalı olacaktır. Özellikle şu anda bu dönemde sokağa çıkmamızın doğru olmadığı bu dönemde fazladan gıda alıyoruz. Hani daha az markete gidebilmemiz için bir kere gittiğimizde çok gıda alıyoruz. Bunların saklanması bir dert. Bu saklanma olayına çözüm olabilecek çözümlerden birisi de bu zaten. Bunu kullanabilirsiniz. Bunun bir sürü muadili var. Bununla ilgili açıklamada linki var. Muadillerini kullanabilirsiniz ama vakumlamanın daha uzun ömürlü yaptığını biliyoruz. Fazladan aldığımız gıdalar kokmaz, suyunu salmaz, rengini kaybetmez, hemen bozulmaz. Hani bu yönden çok faydalı olabilecek bir teknoloji. İçindeki havayı alınca ürünlerdeki oksitlenme mi artık nasıl bir kimyasal olaydır bilmiyorum ama onu geciktirdiği bariz. Yani sadece buzdolabının buzlu kısmında değil, normal kısmında da ürünleri böyle bir paketin içerisinde içinden havasını alıp vakumlayıp saklarsanız yine daha uzun ömürlü olacaktır. Mesela Tupperware'ın bu kadar başarılı izolasyon sağlamasının sebebi içeriye hava sızdırmaması. Demek ki bu hava girmesi, yani ürünle havanın teması o kadar da iyi bir şey değil. Havayla biz temasını kesiyoruz ve kilitliyoruz. Çok da güzel, incecik bir teknoloji yapmışlar kullanışın. Sadece saklama süresini uzatmakla da kalmaz, bir de yer açar bize. Özellikle rastgele koyduğumuz gıdaları istifliyoruz artık, buzdolabında yer bulmak sıkıntı olmuştur sizin evinizde de. Onları da vakumlayarak üst üste koyarsanız daha çok yer elde edeceksinizdir. Buzdolabı ile de sınırlı değil. Elbise dolabınızda veya seyahat çantanızda yere ihtiyacınız varsa yine bunu kullanabilirsiniz. Çünkü vakumlanmış bir elbise çok daha az yer kaplıyor. Hele bir de şu şişme montlar var ya, zaten kışın da sonuna geldik. İnşallah yakın zamanda yaz gelecek. Bu virüs de bitecek. Şişme montları saklarken düşünsenize, ona uygun boyutta olması lazım tabii. Bu paketin içerisindekiler biliyorsunuz belli boyutta, zaten buzdolabı için en fazla valiz için kullanılabilir, el çantası için kullanılabilir. O montlar kadar büyük olanlardan alırsanız ve şişme montunuzu vakumlayıp saklarsanız çok daha az yer kaplayacağını görürsünüz ve tazeliğini de koruyor. Hani mahvoluyor, buruşuyor, kırışıyor diye düşünmeyin. Biz evde bütün yastıklarımızı, yorganlarımızı öyle saklıyoruz. Çok da memnunuz. Bu IKEA'da satılan şeyler var. Vakum poşetleri var. Onları kullanıyoruz. Süpürgeyle, elektrik süpürgesiyle oluyor. Bu daha hassas bir şey. Yani böyle gıda için daha küçük, taşınabilir, basit. Hani elektrik süpürgesi gibi bir sürü nasıl diyeyim, olaylara da gerek yok. Hemen tık 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 çalışıyor. Hemen havasını indiriyor. O yönü de güzel. Bunun avantajı bu. Ama farklı yolları da var bu işin. Bunun başka da bir numarası yok. Happy Top'u bu kadar size ve daha uzun ömür sağlar, daha fazla yer ayırır, imkanlarınızı genişletir. Evinizde de fazlalık yapmaz, herhangi bir çekmecenizi girer. Nerede olduğunu bile unutabilirsiniz. O kadar az yer kaplayan bir şey. Sizin için evinizin çözüm ortaklarından birisi de bu olabilir. Bir denemenizi tavsiye ediyorum. Mutlaka bir kez deneyin. Zaten alışacaksınız. Alıştıktan sonra da ya ben şu problemimi bu yöntemle nasıl çözebilirim? Ben şu problemi bu yöntemle nasıl çözebilirim diye zaten kendiniz düşüneceksiniz. Bununla ilgili işte vakum poşetleri aramaya başlayacaksınız. Vakuma uygun şeyler tercih etmeye başlayacaksınız. Bana güvenin. Bu teknolojiyi bir kere deneyin. Seveceksiniz. Başka bir inceleme videosunda daha görüşmek dileğiyle. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.